Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Yüzdeler konusundayız. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösterme. Dersime başlıyorum. Yukarıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflardaki ifadeler hakkındaki düşüncelerinizi açıklayınız demiş arkadaşlar. Bakın burada bir mağazada %50'ye varan indirimler var. Burada da bir öğretmen diyor ki matematik sınavında %85'iniz başarılı oldu. Yani arkadaşlar biz yüzdeler konusunu günlük hayatta sıklıkla kullanmaktayız. Şimdi dersimize başlayalım. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız. Bu kesirleri yüzde sembolü ile ifade ediniz. Arkadaşlar kesirleri yüzde sembolü ile ifade ederken yapmamız gereken şey payda 100 olacak. Paydamız 100 olduktan sonra payımız bizim yüzde ifademizi veriyor. Bakın burası 100 eş parçaya ayrıldı ve 45 tanesi boyandım. Yani burası 45 bölü 100'dür. Paydamız 100 olduğu için ben buraya direkt %45 diyebiliyorum. Buraya geldim arkadaşlar. Ben burayı 4 eş parçaya ayırıp bir tanesine boyamışım. 1 bölü 4. Buranın yüzdesini bulabilmek için 1 bölü 4'ü. Bakın bu paydamızın 100 olması gerekiyor. Burayı 25 ile genişleteceğim. 25 bölü 100 ve buradan da yüzde 25 olarak gelir. Üstüne yüzde 25'i yazdım. Buraya geldim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı ben 25 eşit parçaya boyamışım ve 9 tanesini boyamışım. Pardon 25 eşit parçaya ayırıp 9 tanesini boyamışım. 9 bölü 25. Yüzdesini bulabilmek için paydasını 100 yapmam lazım. Dolayısıyla 4 ile genişletiyorum. 36 bölü 100 yapar. Ve burası bana %36 olarak gelir. Devam edelim. Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesirleri yazınız demiş arkadaşlar. Bu kesirleri yüzde sembolü ile ifade ediniz. Şimdi A'ya baktığım zaman 100 eşit parçaya ayırıp 82 tanesini boyamışız. Yani 82 bölü 100. Yüzde olarak da yüzde 82 olarak gösteririz. B'ye geldiğimde yine 100 eşit parçaya ayırıp 9 tanesini boyamışız. 9 bölü 100. Burası yüzde 9 olur. C'ye geldiğimde arkadaşlar 10 eşit parçaya ayırıp 5 tanesini boyadığımızı görüyoruz yüzdesini bulabilmek için 5 bölü 10'u 10 ile genişleteceğiz. 50 bölü 100 ve burası yüzde 50 olarak gelecek. Ç'ye geldiğimde arkadaşlar 20 eşit parçaya ayırıp 8 tanesine boyadığımızı görüyoruz. Yüzdesini bulabilmek için paydasının yüz olması gerekiyor. Dolayısıyla burayı 5 ile genişletiyorum. 40 bölü 100 olur. Ve burası yüzde 40 olur. Hemen altına yüzde 40'ı yazalım. D'ye geldiğimde arkadaşlar 40 eşit parçaya ayırıp 36 tanesinin boyandığını görüyorum. 36 bölü 40 oldu. Ben şimdi ilk önce burayı 4 ile sadeleştireceğim. 9 bölü. 10. Sonra arkadaşlar 10 ile genişleteceğim. 90 bölü 100. Bakın paydamız 100 oldu. Burası %90'dır dedim arkadaşlar. Şeklin ifade ettiği kesir 36 bölü 40'tır. Yüzdesi ise %90'dır. E'ye geldim. 25 eşit parçaya bölüp 3 tanesini boyamışız. 3 bölü 25. Buraya yazalım. 4 ile genişletiyorum. 12 bölü 100 yapar. Yani yüzdesi yüzde 12'dir dedim. 2'ye gelelim. Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile ifade ediniz demiş arkadaşlar. Şimdi A şıkkıyla başlıyorum. Şöyle aşağıya çekelim. 2 bölü 100 burası yüzde 2'dir. 49 bölü 100 burası yüzde 49'dur. 7 bölü 10. Şimdi arkadaşlar şöyle C şıkkı yazalım. 7 bölü 10. Paydasının 100 olması gerektiği için burayı 10 ile genişletiyorum. 70 bölü 100. Ve burası kaçtır? %70'tir. Yazıyorum %70. C'ye geldim. 72 bölü 400. Paydasının 100 olması gerektiği için ben burayı 4 ile sadeleştireceğim. 18 bölü 100 ve burası %18 oldu. %18 de yazdım. D'ye geliyorum. 3 bölü 50. 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 100 ve burası %6 olarak geldi. E'ye geliyorum arkadaşlar. 9 bölü 20. 5 ile genişletiyorum. 45 bölü 100. Ve burası bana %45 olarak geliyor. T'ye gelelim. 45 bölü 300. Paydasının 100 olması gerektiği için 3 ile sadeleştireceğim. 15 bölü 100 oldu. Ve burası %15 olarak geldi. Geliyorum arkadaşlar yan tarafa buraya %15'i yazıyorum. G'ye geliyorum. 84 bölü 200 paydasının 100 olması için 2 ile sadeleştireceğim. 42 bölü 100 ve burası %42 olarak geldi. Son şıkkıma yumuşak G'ye geldik arkadaşlar. Onu da şurada yapalım. Burada yapalım yumuşak G'yi. 48 bölü 600. Burayı ben 6 ile sadeleştireceğim. 8 bölü 100 oldu. Ve burası %8 olarak geldi. Buraya %8'i yazdım arkadaşlar. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.